Ülkemiz uzun zamandır devam eden derin bir ekonomik kriz ile boğuşuyor. Ekonomik krizi görmezden gelen saray yetkilileri, sırça köşklerinden yaptıkları açıklamalarıyla açıkça halkla, işçiyle, esnafla, emekçiyle alay ediyorlar. Bu düzen böyle gitmez demek için burada toplandık değerli arkadaşlar. Bu ülkede bir bakan yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı diyor. Yoksulluk sorun olmaktan çıktı, evet. Çünkü artık hepimiz yoksulluk. Asgari ücreti açlık sınırının altında olan bir ülkenin öncelikli sorunu açlıktır, yoksulluktur. Söz veriyoruz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Aileler çocuklarına istediği oyuncağı alabilsin diye çalışacağız. Söz veriyoruz. İktidarımızda insanca yaşam ödül değil, hak olacak. Esnaf ayakta değil, hayatta kalmaya çalışıyor. Esnafı yardıma muhtaç edenler ise borçlanmayı müjdeliyor. 40 yıl vergisini ödemiş esnafımızın sözleri hala kulaklarımızda. Bu devlete 40 yıl vergimi ödedim, bu devlet bana 40 gün bakamadı diyor. Bu vergiler nereye gidiyor arkadaşlar? Esnafa acilen sicil hakkı çıkarılmalı, kapalı oldukları süreç içerisindeki SGK primleri hazine tarafından ödenmeli. Esnafa yönelik icra işlemleri ivedilikle durdurulmalı. Zor durumda olan kırtasiye, kantinci, kahveci, lokantalara kredi desteği değil, destek verilir arkadaşlar, destek. Ama bunu AKP iktidarı yapamaz. Bunu ancak biz yaparız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yapar. Asgari ücret görüşmelerine devam ediyor. Biz önerimizi sunduk. Asgari ücret 3100 lira olsun dedik. Ve Akisar Belediyesi'nde olduğu gibi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücreti 3100 lira yaptık. Ama dedik ki askeri ücretli vergiden muaf tutulsun. Biliyoruz ki askeri ücretlinin maaşının %34'ü vergiye gidiyor. Yani askeri ücretli yılın 122 günü vergiler için çalışıyor. 122 gün çalıştığı ücret sömürülüyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı var mı arkadaşlar? Bu sömürü düzeni içinde işçilerin sosyal hakları görmezden geliniyor. Pandemi sürecinde esnek çalışma ve ücretsiz izinlerle işçi açlığa, yoksulluğa ve daha fazla sömürüye maruz kalıyor. Soruyoruz, işçinin verdiği vergiler nerede? Vatandaşımız bu kadar zor durumdayken verdiğimiz vergiler, devletin kaynakları nereye harcanıyor? Devletin kaynakları hasta garantisi verilen, geçiş garantisi verilen köprüler, yolcu garantisi verilen havaalanları ile yandaş müteahhitlere aktarılıyor. 2020 yılının ilk 10 ayında yap işlet devlet, devlet modeli ile bilinen hastanelerde 7 milyar 988 milyon lira hizmet ve kira bedeli ödendi. Durum böyleyken devletin kaynaklarından vatandaşa pay ayrılması hayal. Vatandaşın nefes alması ise bu sistemde imkansız hale geldi maalesef. Bugün açıkça görüyoruz ki salgın süreci ne vatandaş için ne sağlıkçılar için doğru yönetilmedi. Sağlıkçılarımız kötü süreç yönetimi yüzünden her gün kan kaybediyorlar. Sağlıkçılarımız hayatlarını kaybediyorlar. 5 maskeyi dağıtamayan iktidar yetkilileri aşı sürecini iyi yöneteceklerini iddia ediyorlar. Bunun imkanı var mı? Bu iktidarın iyi yönettiği bir süreç var mı? Aşı da dahil torpil işliyor. Görüyoruz ki bugün torpilli olanlar rahatlıkla Covid aşısını oluyorlar. Yani iktidar yandaşa torpilde sınır tanımıyor. Kurdukları saray sofralarından yaptıkları açıklamalar ile halka kuru ekmeği reva görüyorlar. Şatafattan, israftan bir adım geri atmadan salgınla birlikte iyice derinleşen ekonomik krizin tüm yükünü vatandaşın sırtına bindiriyorlar. Ama biliyoruz ki ilk seçimde haramilerin saltanatını bir lütfe yıkacağız. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde
güçlü bir devlet ve üreten ve üretken bir kamu kuracağız. Bizim iktidarımızda askeri ücretliden vergi alınmayacak. İşsizlik sigortasını emekçiler kullanacak. İktidarımızda aile sigortası halkın güvencesi olacak. İnsanca yaşam bizim iktidarımızda ödül değil, hak olacak. Bizler Türkiye'ye nefes aldırmaya, bu ülkede demokratik iktidarı yeniden kurmaya hazırız. Haklıdan ve halktan yana bir yönetim anlayışıyla iktidar için hazırız. Bizler Türkiye'yi çok seviyoruz ve biliyoruz ki Türkiye iyi yönetilmeyi hak ediyor. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İnsanca yaşam bizim iktidarımızda ödül değil, hak olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli esnafımızın temsilcileri, eğer mikrofonu istiyorsanız, dile getirmek istiyorsanız, buyurun mikrofonu verebilirim. Başkan aramızda, hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Daire başkanım. Reis Açık. Dair Memişler. Söyleyecek de. Dair Memişler başkanım aramızda. Kendisine hoş geldin diyorum. Merhaba. Aramızda görmediğim oda başkanlığımız, oda temsilcilerimiz varsa hepsine hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.